Selam gençler nasılsınız? Umuyorum ki her şey yolundadır. Beraber bir ünitenin sonuna geldik ve şimdi de son iki konu başlığımızla alakalı yani bilime yön verenler ve kariyer ile alakalı sorularımızı çözeceğiz. Soru çözümünü sevdiniz, daha fazla soru çözümü istiyorsunuz. Bu derste sizlere ilk önce hangi kitaptan ilerleyeceğimizden bir bahsedeceğim. Bir öncekinde böyle hızlıca geçtim. Acaba siz istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Emin olamadım. Şimdi sizlere bir kitabın tanıtımını yapacağım. Bu kitabı bir yıl boyunca nasıl kullanacağız? Yazılılarda nerelerini çözeceğiz, ne yapacağız? Böyle ayrıntılı bir kitabı anlatayım. Hemen hızlıca da sorularımıza geçelim istiyorum. Kitabımıza bakalım bir. Kitabımız para IQ yayınlarının fizik soru kütüphanesi arkadaşlar zaten ilk dersimizde sizlerle çözmüştük şöyle biraz da kitabın içeriğini incelemek istiyorum zaten bizim 4 ünitemiz vardı bakın bütün konularını anlattık sonra ardına sizlerle bunlarla alakalı testlerimizi çözdük konu testlerimizi ki bu derste de çözeceğiz ve tamamlayacağız sonra bir bakıyorum alıştırmalar var bunlar boşluk doldurmalı özellikle yazılıdan önce bir yazılı örneği olarak veya bir genel tekrar olarak konuşacağız ünite ölçme testleri var, sınav performans testleri var ve ardına da direkt yazılı örnekleri var arkadaşlar. Bayağı işimize yarayacağını düşünüyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Zaten şu iki testi hatırlıyorsunuz, çözdük. Siz daha fazla soru çözmemi istiyorsunuz. Belki ilerleyen derslerde ya da yazılı öncesinde bu kalan testleri de beraber çözeriz. Şöyle bir devamını getirmek istiyorum. Biz bu dersimizde seninle test 4 ve test 5'i çözeceğiz. Yani son iki konunun da sorularını beraber görmüş olacağız. Gördüğün gibi ardına hemen alıştırmalar geliyor. Bunu yazılıdan önce genel tekrar olarak veya bir yazılı örneği olarak çözmek istiyorum. Güzel bir ünite tekrarı yapacağız beraber. Belki ilerleyen zamanlarda daha fazla soru çözümü isterseniz böyle ünite ölçme testleri bir tarama yapabiliriz hep birlikte. Ve ardına sınav performans testi var. Bunu da yine bir yazılı örneği olarak çünkü bazı okullarda da şıklı yazılılar hazırlanıyor. Bu yıl MEB'in açıklayacağı formata göre biz de sizlerle bir yazılı çalışması yapacağız. En sonunda da gördüğün gibi yazılı sınav sorularımız var. Her bir konu için bu başlıklar bu şekilde. Yani ilk bir test bekliyor bizi ardına alıştırmalarımız bekliyor. Beraber hem yazılılarda hem yazılı öncesi çalışmalarda hem ünite aralarında soru çözerken beraber bu kitabı takip etmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla soru sordunuz. Hocam bir kitap önerisi yapar mısınız? Hem Instagram üzerinden yazdınız hem YouTube üzerinden yazdınız. Şimdilik inceleyebildiğim tek yayın Paraf'ın bize sunmuş olduğu bu yayın arkadaşlar ve bir yıl boyunca da kullanacağımızı düşündüğüm için başka da zamanım olup diğer kitapları inceleyemediğim için sizler de bir an önce benden cevap beklediğinizden dolayı hemen bunun üzerine Z takımı olarak Paraf'la bu kitaplar üzerine dedik biz bir çalışma yapmak istiyoruz. Sağ olsun onlar da bizi desteklediler. Eğer ki bu kitabı alıp da benimle birlikte takip etmek istiyorsanız aşağıya sizlere BKM linkini bırakıyorum. Oradan da Finito koduyla %10 indirimle kitaplarınızı temin edebiliyorsunuz. Yok hocam ben almak istemiyorum. Siz anlatın. Ben sizi zaten durduruyorum. İlk önce bir kendim o soruyu anlıyorum. Kendim cevaplamaya çalışıyorum. Ardından sizin yorumunuzu dinliyorum dediğinizde de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi en fazla soru bana özellikle soru bankası üzerinden geldiği için hocam hangi kitap alalım yeni müfredata uygun önerebileceğiniz orta seviye üst seviye kitaplar var mı dediğinizde tamamen bu kitapla beraber bir çalışma yürütebileceğimizi düşündüm. Bence gayet başarılı. Dokuzlar için yeterli bir seviyede kitap kendisi. Beraber çalışmalarımızı bunun üzerinden devam ettireceğimizi şimdilik söyleyeyim. Başka kitapları incelersem ilerleyen vakitlerde yine kesinlikle ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatırım. İçlerinde neler var, nasıl yararlanabilirsiniz diye. Fakat şimdi çok sıkışık bir dönemde olduğum için öyle bir vakit ayıramadığımdan hemen bu kitapla yolculuğumuza devam etmek kanısındayım. Hazırsan Şöyle bir kendine geldin. Birinci ünitenin son testlerini çözüyoruz beraber. İlerleyen zamanlarda da dediğim gibi genel tekrarlarla bu kitabın hiç çözmediğimiz bir sorusu kalmayacak. Ha bu arada bir de şunu söylemek istiyorum. Kitabın hepsini ben çözmesem bile kitabı aldığınızda bir QR koduyla kendi çözümlerinin olduğu sayfalara da gidip dinleyebiliyorsunuz. O yüzden bence etkileşimli, hoş bir kitap diyebilirim. Hazırsak sorularımız başlasın arkadaşlar. Bu arada umuyorum ki derslerinizi dinlediniz. Şöyle güzelce yorumlarınızı bıraktınız neden özellikle bilime yön verenler dersinde inanılmaz bir şekilde sizlere daha somut görebilmeniz için editler yaptık. O yüzden bir tık konunun gelmesi uzadı ama eminim çoğunuzun aklında daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilir o içeriklerimiz. Umuyorum izlediniz, umuyorum notlarınızı aldınız. Özellikle 9. sınıflar ya hocam çok sözel ben nasıl bunların hepsini ezberleyeceğim diye bir endişedesiniz, haklısınız. Fakat zaman geçtikçe beraber bunun üstesinden geleceğiz. Şu an sadece bu durum sizin için yeni arkadaşlar tamam mı? Zor değil. Bu zaman içerisinde alışacağımız ve özellikle hem yeni müfredat adına hem diğer branşlar adına nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğimiz bir dönem. O yüzden kendimizi sıkmak yok. Böyle sakin sakin derslerimizi takip etmek var. Lütfen bu arada derslerimizi de beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umuyorum bir de diğer Z takım öğretmenlerinizin de derslerini takip ediyorsunuz. Öyleyse tamam artık lafı uzatmayalım. Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi dersimizin fizik bilimine yön verenlerin ilk sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Demiş ki bilim insanlarının genel çalışma ilkeleri arasında bu özelliklerden hangileri vardır? Bakalım. Günümüzde kullanılabilir hale gelen ve hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin ardında bilim insanlarının uzun yıllar süren çalışmaları vardır. Zaten biz dersimizde bunları gördük. Uzun yıllar sonunda bir şeye ulaştılar değil mi? Hemen çat diye bugün senin yaptığın gibi dur ben hemen bir fizikten bir tane ders izleyeyim hemen anlayayım değil uzun bir çaba var. Çünkü bir şeye ne kadar zaman ayırırsan o kadar kendini o alanda ustalaştırabilirsin, geliştirebilirsin. Bakalım genel çalışma ilkeleri arasında bilim insanlarının ne gibi özellikleri olabilir? Evrensel düşünmek kesinlikle hocam değil mi? Yani çünkü bilim zaten bütün evrene hitap eden bir şey. Eleştiriye açık olmak evet bu özelliklerin arasındaydı değil mi? Hatta kendimizi bile eleştirmemiz gerekiyor. Kendi düşüncelerimizi bile eleştirmemiz gerekiyor. Kendimize bile şüpheli yaklaşmamız gerekiyor demiştik. Ve açık fikirli olmak. Zaten bağımlı olursan tek bir doğrultuda ilerlemeye çalışırsan nasıl bilimi geliştireceksin? Bu yüzden bütün öncüller bizim için bilim insanlarının genel çalışma ilkeleri arasında yer almaktadır dedik. İkinci sorumuza bakalım. Şöyle biraz daha yaklaştırıyorum. İki bilim insanı ile alakalı aşağıda kısa bilgiler verilmiş. Hangilerinde bilim insanlarının adları doğru verilmiştir diyor. Şimdi birincisini bir okuyalım. Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okuduktan sonra Cambridge Üniversitesi'nden doktora yapmış. 1963 yılında ALS hastalığına yakalanmıştır. Hatırlarsan MEP kitabının şöyle bir kontrol ederken sonunda görmüştük aslında. Kara deliklerle uzaylarla uzayla alakalı çalışmaları var demiştik. Aşama aşama bir bütün sinir sistemi felç eden hastalık ömrünün uzun bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirmesine sebep olmuş. Hastalığı bilimsel çalışmaları karşısında engel oluşturmamış ve yayınladığı kitaplar tüm dünyada yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. Yani bu hastalığın peşine kendini odalara kapatmak, bunalıma girmek, depresyona girmektense ne yapmış? Stephen Hawking çalışmalarına, araştırmalarına aralıksız devam etmiş. O yüzden hemen birinciyi seninle rahatlıkla bulduk. İkiye bakalım. Deney yaparken kullandığı titiz ve özenli yöntemleriyle dünyanın ilk gerçek bilim adamı. Kimdi? Karanlık oda deneyini yapmıştı. Bilimsel metotları bize sıralamıştı. Hocam İbnül Heysem'de bu durumda cevabım B seçeneğe geldi. Yani minik minik ben... Stephen Hawking'in Oxford'da doğa bilimleri okuduğunu bilmek zorunda değilim ama onun hastalığı ve oradan yola çıkarak yaptığı çalışmaları, hastalığının arkasına sığınmadan, bahane üretmeden çalışmalarını binlerce insana ulaştırmış olması sadece yani arkadaki o felsefeyi bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Üçüncü soruya geçelim. Isaac Newton'ın John Wallace'a söylediği eğer ileriyi görebildiysem sizin gibi devlerin omuzları üzerinde yükselerek yaptım cümlesinden bilim insanına ait verilen özelliklerden en çok hangisine vurgu yapılmıştır? Sözel olduğu için şöyle bir hepsini okumamız lazım. En çok hangisiymiş ona karar vereceğiz seninle. Sorgulayıcı, sabırlı, daha önceki çalışmalardan çıkan sonuçları değerlendirme, çalışkan meraklı. Aslında hocam bütün bilim insanlarının özelliklerinde bu bütün şıklar söz konusu. Fakat burada ben omuzlarınızın üzerinden daha yükselerek ileriye bakabildim demesi aslında önceki yapılan çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Bu durumda cevabımı Ceyhan olarak belirlemiş oluyorum. Yani burası fizikten ziyade arkadaşlar paragraf Türkçeyi okuyup cevaplayabiliyor musunuz? Ki sizler yeni sınavdan çıkmış öğrencilersiniz. Soru çözmeye yatkınsınız. Bunları çok gö böyle gözünüz kapalı cevaplayacağınıza inanıyorum. Soru 4. Bir bilim insanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Çocukluk yıllarında yaşıtlarına göre geç konuştuğu için ailesi kaygılanıyor. İlk senelerinde okula alışmakta zorlanıyor. Daha sonra mühendis olan amcası sayesinde cebir ve geometriyi seviyor. Okuldaki dersleriyle başarıya ulaşıyor. Yaptığı çalışmalarda bugün tüm dünyada tanınmakta. Tamam hemen bakalım bu isim kim? Hazine. Hazine denilince aklımıza gelmesi gereken neydi? Hassas terazi muhabbeti o yüzden değil. İbnül Heysem. karanlık oda deneyi. İlk bilim insanı muhabbetini konuşmuştuk. Bilimsel metottan bahsetti demiştik. Göz üzerine çalış çalıştı dedik. Hiç cebir ve geometriyi konuşmadık. Einstein olabilir bir soru işareti bırakıyorum. İbn Sina, hayır İbn Sina özellikle tıp alanında gelişmeler sağladı. Fakat Newton'a geliyorum bir de. Newton mu Einstein tamam mı? İkisi arasında kalıyorum. Özellikle Newton'da seninle sadece fizik değil aynı zamanda matematikçi de demiştik. Fakat burada şu hikaye yani arkada sizin yaptığınız araştırmalar sonucunda bilmenizi beklediğimiz hikaye Einstein'ın özellikle çocuklu yaşlarda belli sıkıntılar yaşaması, okulda sıkıntılar yaşaması ve o sıkıntıların sonucunda 1920'lerde Nobel ödülü alması. Bu araştırma yaptığınızda bu hikayeyi bileceksiniz. Özellikle cebir ve geometri ile birlikte de Zaten Einstein'ın o işte eşittir mc kare hikayesi veya ışık hızının nasıl sabit bir hız olduğunu, evrenin kozmik sınırı olduğunu söylediği durum yine cebir ve geometri sayesinde. O yüzden cevabımızı Ceyhan olarak belirliyorum arkadaşlar. Daha fazla bilgi verse daha net seçimler yapabilirdik Einstein ve Newton arasında. Bu kadar arafta kalacağımız bir soru karşınıza gelmez. Ha belki denemelerde gelebilir. Onda da eleme yöntemiyle halletmenizi beklerim. Hemen 5. soruya bakalım. Maddenin en küçük parçası olan el cüzül yete cezada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Parçalanır. Parçalanınca da öyle büyük bir güç açığa çıkar ki Bağdat'ın altını üstüne getirir. Yani şu cümleyi ilk kez okuyan bir insan bile aslında şunu farkına verebilir. Aslında maddenin en küçük parçasını biz atom olarak tanımıyoruz. Atomu parçalamaya kalktığımızda büyük bir enerji çıkacağından bahsediyor. Şimdi hocam atom fiziği mi diyeyim ben buna? Tamam katal demem katal için neydi? Katı maddelerin ya da kristal yapılı atomların mikroskobik makroskopik özelliklerini incelediğimiz alanda böyle bir bilgi verilmemiş. Elektromanyetizma verilmemiş, termodinamik verilmemiş. Şimdi benim yapmam gereken atom fiziği mi, nükleer fizik mi bu ikisi arasında net bir ayrıma varabilmek. Diyorum ki atom fiziği daha çok atom ve atom diğer atomlarla olan ilişkiyi söylüyoruz. Fakat nükleer fizik çekirdek demek. Yani biz çekirdeği parçalıyoruz. Yani atomu da daha aşağılarına inebiliyoruz. O yüzden tabii ki de cevabımı nükleer fizik olarak seçerdim. Hemen atomu şuradan en küçük parça dedi hemen atom yazayım. Mm -mm. Neden? Çünkü parçalanınca büyük bir enerjiden bahsediyor. Nükleer enerjiden aklına gelebilir. Hemen beşinci sorumuzu da D olarak cevaplayabiliriz. Altıya bakalım. Terazinin doğruluğu fizik gözlemlerine ve ispatlara dayanır. Sözü bilim insanlarından birine aittir. Buna göre hangileri doğrudur? Terazi dedi aklıma hemen hazini geldi. O yüzden birinci öncülü kabul ettim. Bu söz ile bilim insanlarının çalışma biçimlerinde gözlem yapmanın önemi vurgulanmıştır. Kesinlikle fizik gözlemlerine ve ispatlarına dayanır diyor. Zaten fizikte arkadaşlar hani hep deney, gözleme dayalı diyoruz ya. Mühim olan şey ne biliyor musun? Hassas bir ölçüm yapıp o ölçümlerle mantıklı, evrensel bir formüle ulaşman. Hepimizin anlayacağı bir dille ifade edebilmen. O yüzden gerçekten gözlem, deney, ölçümler inanılmaz önemli. Hatta bundan sonraki konularımızda ilk konuda seninle böyle temel türetilmiş büyüklükler bunları göreceğiz. Uzun uzun onun üzerine tartışacağız. Bu sözüyle bilim insanlarının çalışma biçimlerinde deney yapmanın önemi vurgulanmıştır. Evet bu durumda bütün öncüleri kabul edebilirim. Yani dediğim gibi Türkçe bir cümle verilmiş. Oradan hangi anlamları çıkartıyorum? Minnacık da bilgim varsa tak diye cevaplayabiliyorum. Ben de özel yetenek arayanlar yanılıyorlar. Sadece derin bir anlama merakım var. Sözü Albert Einstein'a aittir. Zaten bir önceki dersimizi bilsek hiç bunu söylemelerine gerek yok biz hemen Einstein derdik. Einstein bu sözüyle ilgili bilim insanının özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? Derin bir anlama merakım var. Yani bilim insanı özelliğine sahip olmak istiyorsan ilk önce meraklı olacaksın arkadaşım. Merak edeceksin. Doğayı, evreni, etrafını bir inceleyeceksin, sorgulayacaksın. Yani bugün hepinizin elinde telefon var. Bu telefon nasıl çalışıyor? Veya bu telefonun içinde ne gibi malzemeler var? Bunları merak ettiğinde bilim adamı olmak için, bilim adamı da demeyelim, bilim insanı olmak için ilk özelliği halletmiş, tamamlamış oluyorsunuz. Meraklı olma kesinlikle, sorgulayıcı olma, evet etrafını merak et ve sorgula. Evrensel düşünebilen olma. Şimdi burada evrensellikle alakalı bir şey yok. Aslında üçüncü öncü. Doğru bir şey. Fakat bu sözden yola çıkarak evrenselliğe ulaşamam. Bu yüzden de cevabımı 1 ve 2 olarak kabul edebilirim. Soru 8. Bu bölümün son sorusundayız. Bakın tamamen sözel okuduk ve geçtik. Tarihsel süreç içinde fizik bilimindeki gelişmeler felsefenin, felsefi düşüncelerde fizik biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Evet ne dedik milattan önce başladı insanlar düşünmeye, filozof diye bir kavram girdi insanın hayatına, düşünme üzerine. E, bu düşünme insanların etrafındaki doğayı incelemesini sağladı. Fiziğe merak sardılar. Fiziğe merak salarınca daha fazla soru doğdu. Daha fazla merak edeceğin unsur doğdu gibi. Örneğin fiziğin alt biri olan mekaniğin en önemli temsilcilerinden Newton, öğrencilik yıllarında ünlü filozof Descartes'in Görüşleriyle tanıştıktan sonra mekaniğin üç temel yasasını öne sürüyor. Hmm, şimdi Descartes'tan yola çıkarak kendisi mekaniğin üç temel yasasını söylüyor. Yukarıda verilenlerden hangileri yapılabilir demiş bu çıkarımlardan. Fizik bilimi birçok bilim dalı ile birlikte felsefe bilimi ile de ilişkilidir. Kesinlikle söyleyebiliriz değil mi? Felsefe fiziğin gelişmesine, fizik felsefenin gelişmesine katkı sağladı. Newton felsefe sayesinde fizik bilimindeki sorulara farklı bir bakış açısı kazanmıştır. Şimdi arkadaşlar özellikle ünlü filozof Descartes diyor ya şurası. Descartes'in görüşleri. Descartes hatırlayanınız var mı? Düşünüyorum öyleyse varım hikayesi. Aslında felsefe sayesinde daha farklı çıkarımlar yapmış olması denilebilir. Dekars olmasaydı fizik bilimi de olmazdı. Bu çıkarımı yapmak saçma olacaktır. O yüzden cevabımı 1 ve 2 olarak tanımıyorum. Yani burada bütün fiziğin temeli Dekars'a bağlıdır demek doğru olmayacaktır. Şimdi geçiyoruz seninle. Bu kısım sözelde. Fizik bilimi ile ilgili kariyer keşfinin sorularına. Burada daha çok seninle bilim merkezlerini konuşmuştuk. Umarım o derste de verdiğim araştırmalara ya da bu bilim merkezleriyle alakalı o sayfaları, ana sayfaları bir ziyaret etmeyi yapmışsındır. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili hangileri doğrudur? Bilimsel çalışmaları öncelik eder, kesin. İnsanlığın faydasına olabilecek araştırmalar yapar. Evet, bilimsel faaliyetlerin hepsi aslında insanlığa katkı sağlamak özünde. Tamam uzayla ilgili çalışmalar yapar. Mantıklı bir şey değil değil mi? Teknolojiyle alakalı vardı, havacılıkla alakalı vardı. İlla uzay demek doğru olmayacaktır veya parçacı kızlandırıcılarımız vardı. Kısa da aselsan olan bilim araştırma merkezi ile ilgili hangileri doğrudur? Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet verir. Şimdi nereye bağlı faaliyet verdiğini bilmiyorum tamam mı? Aselsan askeri hava elektronik sanayi değil mi? Onları hatırlamam lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı ne alaka dedim? Askeri teknolojinin geliştirilmesine yardımcı olur. Haberleşme ilgili faaliyetleri vardır. Bu durumda cevabım 2 ve 3 gelir. Anlatabildim mi? yani böyle elim kolum titremedi ya Aselsan acaba kaç yılında kuruldu ya da hangi bakanlığa bağlı bunlar bizim için önem arz eden bir kısım değil sevgili arkadaşlar bizim için önemli olan neresi elbette ki arka plandaki hikayesi fizikte bilimde nerede bu kısma değinebilmemiz. Hemen 3'e bir bakalım. Bir bilim araştırma merkezinin tanıtımını yaptığı proje ödevinde Ebru bu araştırma merkezlerinden bir tanesi hakkında şu bilgileri veriyor. Nükleer alanda araştırma ve geliştirme amacıyla kurulmuş. Nükleer enerjinin ülkemiz yararına kullanılmasını sağlamış. Enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek radyasyonun neden olabileceği zararlı etkenlerden korunmak için ilke ve esasları belirlemek bu kuruluşun görevleri arasındadır. Şimdi bak nükleer etrafında dönüyoruz. Aselsan neydi? Askeri, havacılık, elektronik, haberleşme değil mi? Bunlarla alakalıydı. TÜBİTAK bilim ve teknolojiydi gittim. ESA, ESA bir kere uzay ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'ydı. NASA uzay ajansı. Fakat TENMAK Türkiye Enerji Nükleer Maden demiştik. Hocam o zaman nükleeri burada gördüm. Cevabımı tenmak diye hemen işaretledim. Ezberlemiyorum. tenman açılışını ezberlemiyorum. Ama tenmaktaki neyinin nükleer olduğunu kendime hatırlatıyorum. Lütfen soruları çözerken korkmayın. Ezber mi yapacağım diye düşünmeyin. Zaman içerisinde bunları aşacağız arkadaşlar. Bir iki konu daha geçsin. Nasıl alışacaksınız göreceğiz hep beraber. Hiç canınızı sıkmayın. Şöyle dördüncü sorumuza bir bakalım. Bütün soruyu bir görün istiyorum. Sonra yaklaşalım. Aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisinin mesleğini yaparken fiziğin alt dallarından elde edilen bilgilerden diğerlerine göre daha az faydalandığı söylenilebilir. Müzisyen, şimdi sanatla alakalı bir kısım gitar sesle alakalı fizikle ilgilenebilir diyorum. Ses dalgaları hani o notalar frekanslar gibi. Diş hekimi. Diş hekimi ne kullanır fizikte? Hemen bir hayal ediyorum. Çürüklerimize bakıyorlar aynalarla. O çürükler küçücük demek ki büyük bir şeyden yararlanıyor. O zaman diyorum fizikte... Optikle alakalı ilgileniyordur diye söyleyebilirim mimar, mimar çizim yapıyor. Bir kere ölçümler çok önemli mimarlar için. Veya bir ev inşa edecek. İşin özünde inşaat var. Yani demek ki diyorum mekanikle alakalı bir şeyler bilmesi gerekiyor. Şair demiş. Şair ne? Şair içinde şiir yazmak. Şiir yazmada bir fizik var mıdır? Bir soru işareti olarak kalsın. Ressam şunu diyebilirsiniz hocam tamam hadi ben diş hekimi ve mimarı kabul ediyorum tamam mı? Müzisyen de işte ses, duyma bunlarla alakalı ilişkide fizik kullanabilirim dedim. Şimdi geriye kaldı şair ve ressam. Ressamda da ne yaparım biliyor musun? Perspektif algısı. Yani böyle uzakları, o derinliği verme, o hacim algısını yansıtabilme. O da işin özünde yine açılarla alakalı. Veya bir ressam resim çizerken renklerle uğraşacak. Renkleri biz optik kısmında göreceğiz. Işık nasıl Newton'un yaptığı gibi o prizmayı koyup böyle gökkuşağı renklerini çıkartıyor. O yüzden ressam da yine optikle alakalı bir şeyler konuşur. Fakat bu şıklara baktığımda en az faydalanan fizikten şair mesleğidir dedim ve geçti. Beşinci sorumuza ülkemizde bilim fuarları, tasarım ve proje yarışmaları düzenleyip bilimsel dergi ve kitaplar yayınlayarak bireysel gelişimin yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum hocam TÜBİTAK'tır. Belki de küçükken o TÜBİTAK'ın bilim dergilerini okumuşsunuzdur. Hemen ben bilim fuarı, tasarım, proje dendi mi... TÜBİTAK gelecek. TDK'yı zaten seninle hiç konuşmadık. TUA uzay ajansıydı. Uzay ajansıyla uzayla alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu. Hiç konuşmadık. Hiç bilmiyor olabilirsin. Ay hocam ben TÜİK'i bilmiyorum deme. Gir Google'a bir yaz. Hemen sana cevabını versin. Aselsan da yine hocam askeriye ile alakalıydı. O yüzden direkt eledik. Geldik 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi? 1954 tarihinde Fransa-İsviçre sınırında kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin kısa Ben tarih bilmiyorum, değil mi? Bilmek zorunda değilim. Hocanız yazılıda size hangi yılda kurulmuştur diye sormaz dedim. 1954 yerine 1950 yazsam bir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan Fransa ve İsviçre sınırından da ziyade Avrupa nükleer araştırma merkezi. Diyorum ki Avrupa'da kim var? Bir kere şunlar değil, bunlar Türk. Avrupa uzay ajansıydı, Space Agency, uzay ajansı, uzayla alakalı değil. NASA uzaydı. Hocam o zaman. CERN. CERN'den de bahsederken İsviçre Fransa sınırına değinmiştim arkadaşlar. Şimdi geçelim 7. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri ülkemizdeki bilim araştırma merkezlerinden bazılarına ait kısa adlardır? Hangisi ülkemizde yer alıyor? Bunu bilmeni istiyoruz kesinlikle. Bence sen de biliyorsundur. Hocam NASA Amerika'ydı. MTA ve TÜBİTAK bize aitti. Bu durumda 2 ve 3 dedik soruyu hemen bitirdik. Bakın bu kadar basit, bu kadar en temelden sorular gelecek karşımıza. TÜBİTAK'ın faaliyetleri arasında sayılmaz. Bilim ve teknoloji araştıracağız tamam mı? Bilimsel bilgi üretip endüstriye katkıda bulunmak olur. Bilimi gençlere sevdirmek, evet özellikle projeler demiştik değil mi? Bu projelerle öğrencileri teşvik ediyorlar demiştik. Teşvik amaçlı bilimsel yarışmalar düzenlemek, evet. İşsizliğe çözüm bulmak, soru işareti. Bilimsel yayınlar çıkartmak, Hatta daha yeni bir soruda dedim bilim dergilerini okumuşsunuzdur diye. İşsizliğe çözüm bulmak bilim merkezlerinin amacı değil arkadaşlar değil mi? Maksadımız insanlığa yararlı bir şeyler üretebilmek. Dokuzuncu sorumuza bakalım. MTA yani maden tetkik ve arama ülkemizdeki bilim araştırma merkezlerinden biridir. Buna göre hangileri MTA'nın görevleri arasında yer alır? Türkiye'de yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmaları. Madencilik zaten burada maden var hocam. Kesin bunu kabul ediyorum. Yer bilimi, jeoloji diye üzerinde durmuştuk. Jeonun yer olduğundan bahsetmiştik. Radyoaktif atık yönetimi gibi konularda araştırmalar yapmak. Şimdi radyoaktif atık nükleerlikle alakalı hiçbir şeyden bahsetmedik. O yüzden iki kabul edemeyeceğim. Üçe baktım. Jeoloji ve jeofizik çalışmaları yapmak. Jeo yer demek Yer bilimi, yer, yerin fiziğiyle alakalı çalışmalar. Kesinlikle meytanın görevleri arasındadır. Cevabımız D seçeneğidir dedik. Bu testte de bayağı soru varmış ha. Zaten kısa kısa hemen hallediyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan bilim araştırma merkezlerinin tamamı Türkiye'dedir? TÜBİTAK, ESA'yı gördüm sildim. TUAS, CERN'ü, NASA'yı gördüm sildim. CERN, NASA sildim. ASELSAN, MTA, TÜBİTAK bunların hepsi bizim. TÜBİTAK, MTA, CERN'den dolayı burayı sildim. Yani hemen bir notlarını alacaksın. Diyeceksin ki Türkiye'dekiler ve diğer ülkedekiler. Bu Türkiye'dekilerin de birer kelimeyle nelerle ilgilendiğini yazmış olacaksın. 11. sorumuz ülkemizde askeri cihaz ve haberleşmeyi gördüm bakın artık okumuyorum bile askeri cihaz haberleşme iletişim bizim için aselsan demekti o yüzden de rahatlıkla cevaplamış olduğum soruyu okumadan şuraya bakalım sizlere bir önceki derste sorunun ana sayfasını açıp bunu göstermiştim aslında neydi Parçacı hızlandırıcıydı hatta large hadron kolaydır olarak geçiyordu. Yani büyük hadron çarpıştırıcı LHC diye tanımlamıştık. Bu nerede arkadaşlar? Maddenin yapısı ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaya çalışan bilim araştırma merkezimiz CERN'dir dedik. Ve son kısımla alakalı sorularımızı da çözmüş olduk. Bundan sonra da tam güzel genel tekrar yapabileceğimiz alıştırmalar var. Onu artık yazılı öncesine bırakıyorum. Başka soru çözümleri de istiyorsanız kesinlikle yorumlara yazın. O çözmediğimiz soruları veya ünite sonundaki değerlendirmeleri beraber çözebiliriz arkadaşlar. Birinci ünitenin hep birlikte sonuna geldik. Yani hem öğretmeniniz de size derste de nereleri sorar? Nereler bizim için önemli? Hangi bilgileri not etmemiz gerekiyor? Bunların üzerinde tek tek durduk. Umarım yararı olmuştur konuşmamı istediğiniz başlıklar veya aklınıza takılanlar olursa lütfen yazmayı unutmayın. Beğendiğiniz, abone olarak izlediğiniz, arkadaşlarınızla paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer Z takım öğretmenlerimin de soru çözümü çalışmalarını, konu anlatımlarını muhakkak izleyin. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor. Böyle yüksek yüksek notlar alacağız. Hiç canımızı sıkmayacağız. Yeni müfredatı hep birlikte öğrenip, hep birlikte üstesinden geleceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bir diğer ünitede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.